أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ربنا افتح بالخير واختم بالخير رب يسر ولا تعسر Rabbi temmin bil hayr. Rabbim, hayır ile başlat. Hayırlısıyla tamamlat. Rabbim, bize kolay getir. Güç getirme. Amin. Değerli Kur'an dostları, geçen dersimizde Nuh Sure-i Celilesi'nin 20. ayetine kadar işlemiştik. Hatırlayacaksınız. Tuğyan olan yerde tufan olmaz mı demiştik. Aslında Nuh suresi özetle bunu söylüyor. Tuğyan olan yerde tufan olur. Allah'a isyanın ayyuka çıktığı bir yerde tufan olur. Fakat asıl olan sizin geminizi yapmanızdır. Siz geminizi yaparken herkes bir şey söyleyebilir. Tıpkı Hazreti Nuh'a, bak bak, seninki karada gemi yapıyor, nerede yüzdürecekse diye dalga geçenler gibi. Fakat suyun Rabbi, göklerin Rabbi, denizin Rabbi, geminizi yüzdüreceğiniz zaman gelince denizi ayağınıza getir. Eğer onun için yola çıkmış, onun için yaşamış, hayatınızı hakikate davet uğrunda geçirmiş ve samimiyetle iman etmiş, güvenmişseniz bunu yapar. Tüm çağlara bu kıssanın içinde bulunduğu Nuh suresinin verdiği ders budur. Her çağın Nuh'una sen gemini yapmaya devam et. Deniz lazım olursa denizin Rabbi ayağına getirir mesajıdır. Şimdi kaldığımız yerden Nuh suresinin tefsirine devam ediyoruz. Bismillah. Kâle Nuhur Rabbi innehum asavni. Nuh dedi ki, Rabbim, onlar bana isyan ettiler. Açıkça, kuşkusuz, tereddütsüz, onlar bana isyan ettiler. وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ اِلَّا خَسَارًا Malı ve nesli sadece hüsranını artıran bir takım kimselere uydular. Bana isyan ettiler. Malı ve nesli çok olanlara uydular. Fakat mal ve nesil onların hüsranını artırdı. Yani onlar dünyevileştiler. Onlar Allah'ın gör dediği yerden değil, şeytanın gör dediği yerden baktılar. Onlar çok olana itibar ettiler. Hak olana değil. Ben hakka davet ettim. Fakat yanımda ne kadar dünyalık olduğuna baktılar. Davet ettiğim hakikate değil. Onun içinde onlar dünyalığın yanında yer aldılar. Çok olanın yanında hakka karşı yer aldılar. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا Koca koca, büyük büyük, dehşet tuzaklar hazırladılar. Mekr, aslında hile, desise,
tuzak manasına gelir. Fakat düzen, düzenek manasını da içerir. Burada fiili ve fiziki bir tuzak mı, yoksa fikri ve zihni bir tuzak mı kastediliyor? Aslında sanki insanın en büyük tuzağının, insanın kendisini içine düşürdüğü en büyük tuzağın kendi kendine kurduğu zihni tuzaklar olduğunu söylüyor gibidir. Yoksa Hazreti Nuh'un önüne tuzak kurup da onu içine düşürdüler anlamını göremiyoruz. Peki akla kurulan bu tuzaklar neler olabilir? Birincisi, insan peygamber istediler. Biz onların kurdukları, kendi akıllarının önüne kurdukları tuzakları bu kıssanın Kur'an'da anlatıldığı diğer yerlerden öğreniyoruz. Bu kıssa Kur'an'da 30'a yakın yerde, hatta 30 küsür yerde anlatılır. Mesela onlar kendi kendilerini düşürdükleri bir tuzak şuydu. İnsan peygamber istemediler. İnsan peygambere karşı geldiler. Bir melek peygamber istediler. Araf suresinin 63. ayeti bunun delili. Nuh kavmi insan peygamber istemedi. Çünkü insandan ümit kesmişti. İnsan soyundan ümit kesmişti. Ama insan peygambere itirazın ikinci bir gerekçesi daha var. O da hayat tarzını değiştirmek istemeyiş. Çünkü insan peygamber olursa onu model almaları lazım. Melek olursa meleği model alamayız diye mazeret ileri sürebilirler. Onun için tüm helak olmuş kavimler insan peygambere itiraz ettiler. İşin özü insandan ümit kesmiştiler. Çünkü kendilerinden ümit kesmiştiler. Adeta insandan iyi çıkmaz, insandan adam çıkmaz dercesine yaptılar bunu. Bu birinci tuzak. İkinci tuzak, yoksul kesimin, fakir kesimin, toplumun düşük kesimlerinin Hazreti Nuh'a iman etmesini davete yönelik bir suçlama olarak kullandılar. Hud suresinin 27. ayetinin bize gösterdiği bu. Delili bu. Hud suresinin 27. ayeti. Yani davete toplumun alt tabakaları iman etti diye kodamanlar, varlıklılar davetten, iman etmekten kaçındılar. Bu da bir bahaneydi. Aslında onların nasıl kibirli, nasıl küstah olduklarını gösteriyordu ki burada da ve mekeru mekran kubbara derken onu söylüyor aslında. Kendi kendilerine öyle hileler, öyle tuzaklar kurdular ki korkunç tuzaklar. Belki kibre dayalı, tekebbüre dayalı tuzaklar. Öyle bir imada var. Üçüncüsü, mucize talep ettiler. Mü'minun suresinin 24. ayetinden bunu anlıyoruz. Peygamberleri Hazreti Nuh'tan mucize talep ettiler. Fakat talep ettikleri mucize gelse inanacaklar mıydı? Tufan geldi inandılar, yine inanmadılar. Gönlün görmediğini göz görmez Kur'an dostları. Gönlün görmediğini göz görmez. Mucizeler gözlerine hitap ediyordu. Oysa ki vahiy mucizesi gönüllerine hitap ediyordu. Ona kör kalınca diğer beşeri ve tabii mucizelere, yani diğer dışlarında gerçekleşen mucizelere nasıl İtimal edeceklerdik. Bu bir iman meselesi. Gönülleri kör olduğu için gözleri de görmedi. Yine
Dördüncüsü, düzeni sarsmakla itham ettiler Hazreti Nuh'u. Bunu da Mü'minun suresinin 25. ayetinden öğreniyoruz. Yani düzenimizi bozuyorsun, istikrarı bozuyorsun dediler. Tüm çağlardaki inkarcıların ithamı bu. İstikrarı bozuyorsun. Hakikate karşı hücum ederken bunu söylediler. Sanki düzenlerini alıp kaçan varmış gibi. Aslında onların düzen dedikleri, istikrar dedikleri batılın, şirkin, küfrün, günahın istikrarıydı. İşte bütün bunlar akıllarına kurdukları bir tuzaktı. Bu tuzağın içine kendileri düştüler. Çünkü kendi zihinleri kendilerine tuzak kurdu. Ve kalu ve dediler ki لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّنْ وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَصْرًا. Asla onların ilahlarına uymayın. وَلَا تَذَرُنَّ Asla ilahlarınızı terk etmeyin. İlahlarınızı bırakmayın. Asla veddi, suva'ı, yeğuthu, yeğuku ve nesri bırakmayın dediler. Bunlar, bu sayılan beş put, nüzul dönemi Arapların da bildiği putlar. Hatta bölge civar kabilelerde tapınılan putlar bunlar. Yeğuz mesela, Yeğuz isimli put erkek şeklindeymiş. Kitab-ül Esnaf'dan öğreniyoruz. Süva putu dişi tanrıça şeklindeymiş. Yeğuk putu at suretindeymiş. Nesr putu ise ismin de ifade ettiği gibi akbaba suretindeymiş. Demek ki bunlar birer totem gibi de anlaşılabilir bu putlar. Bunlar Nuh kavminin zamanında tapılan putlar olmasına rağmen Arap müşriklerinin de taptığı putlar olması nasıl izah edilir? İşte bu sual çerçevesinde tefsirlerde birçok söz söylenmiş. İşte tufanda bu putlar yok olmadı mı? Yok olduysa nasıl intikal etti? Vesaire gibi. İbn Abbas'tan bize gelen bir rivayete göre bu beş put İdris peygamberin kavminden beş veliymiş. Bu beş veli nasıl putlaşmış? Beş Allah dostu nasıl putlaştırılmış sualine İbn Abbas'tan gelen rivayet şu cevabı veriyor. Onlar öldüklerinde onlara çok sevgi besleyen çocukları babalarının aziz insanlar, veli insanlar olduğunu ifade için onlara görkemli birer kabir yaptırmışlar. Onların çocukları yani bu azizlerin torunları, bu velilerin torunları gelmişler. Bir de bir şey yapalım dedemize, bu büyük dedelerimize. Biz de bir katkıda bulunalım onların namına, şanına, onların büyüklüğüne demişler. Onlar da resimlerini yaptırmışlar kabirlerinin önüne. Onların torunları gelmiş. Tabii merhumların torunlarının torunları. Bu kez yahu biz de dedelerimize bir şey yapmak isteriz. Bak meğer bu kadar büyük dedelerin torunlarıymışız. Biz de bir şey ilave edelim demişler. Onlar da heykellerini yaptırmışlar. Onların torunları da biz ne yapalım demişler. Bu büyük büyük dedelerimize biz de bir şey yapalım. Babalarımız şunu yaptı, dedelerimiz bunu yaptı, onların dedeleri bunu yaptı. Biz de tapalım demişler. Ve böylece beş aziz, beş veli zatın üzerinden kuşaklar geçince beş puta dönüşmüş. İbn Abbas'tan gelen rivayet bu. Gerçekten de çok
manidar, üzerinde durulması gereken ve ibret alınması gereken bir rivayet. Biz Hazreti İsa örneğinde Hristiyanların onu nasıl ilahlaştırdığına baktığımızda bu hikayenin daha sonraki bir versiyonunu görmüş oluyoruz. Bugün için de geçerli değil mi? Herkes işte bu konuda titiz olmalı, dikkatli olmalı. Bu ayetler bize sadece tarihi bir hadiseyi haber vermiyor. Aynı zamanda bizi ibret almaya, bunun tekerrür etmemesi için ders almaya davet ediyor. Tufan insanlığın ortak hafızasında var. Bu konuda yapılmış bir ilmi araştırma görmüştüm. Yeryüzündeki en kapalı toplumlarda dahi tufan inancı var. Mesela Avustralya aborijinlerinde, Guatemala'da 3000 metrede yaşayan yerlilerde ve kendi adalarının dışına hiç çıkmamış olan Seylan yerlilerinde dahi araştırmacılar, sosyologlar ve sosyal antropologlar Nuh tufanı inancının olduğunu tespit etmişler. Yani yeryüzünde Nuh tufanı inancının olmadığı bir toplum yok. Kapalı toplumlar, kapalı havza toplumları, hatta ada toplumları dahi. O zaman bu tufan insanlığın ortak hafızasında yer ettiği anlaşılıyor. Demek ki insanlık henüz daha bu kadar dağılmadığı dönemlerde olup bitmiş bir olay olsa gerek ki, insanlığın tamamının kapalı toplumlarda dahil ortak hafızasında yer etmiş bir hadise ve bize verdiği ders. Tuğyan ederseniz mutlaka tufana uğrarsınız dersidir. Bu tufanın gökten boşalan sularla olması şart değil. Bazen toplumsal huzursuzluk, bazen ahlaki çöküş, bazen anarşi, bazen hiç aklımıza gelmedik ailenin çöküşü, dağılışı, insanların erdemlerini yitirmesi, değerlerin yok oluşu vesaire gibi birçok surette gerçekleşebilir. Bunların hepsi aslında tufanın farklı versiyonlarıdır. وَقَدْ اَضَلُّوا كَثِيرًا Doğrusu birçoklarını yoldan saptırdılar, çıkardılar. وَلَا تَزِدِ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا ضَلَالًا Ve sen de ey Allah'ım, parantez içinde, bu zalimlerin dalaletini artır. Lafzen böyle çevirmem lazım ama daha bir açılımlı ve daha doğru kabul ettiğim bir çeviriyle çevirmek istiyorum. Bu zalimleri hedeflerinden daha fazla saptır. Yani onların gözettikleri hedefi tutturamasınlar diye dua et. Mimma hatiatihim ugriqu. Onlar günahlarından dolayı boğulup gittiler. Feudhilu naran felem yecidu lehum min dunillahi ensara. Dahası ahirette ateşe atılacaklar ve Allah dışında kendilerine yardım edecek hiçbir kimse وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ve Nuh dedi ki, daha doğrusu Nuh ellerini açıp şöyle dua etti. Rabbim, onlardan yeryüzünde bir tane, bir tek kişi bile bırakma. Mostralık deyyar. Evde kimse yok dediklerinde bir Arap
bu kelimeyi kullanır. Onun için mosturalık bir tek kişi dahi bırakma şeklinde anlayabiliriz. İnneke intezerhum yudillu ibadeke ve la yelidu illa faciran keffara. Eğer sen onlardan bir tane bırakırsan, onlar kafirden başka bir şey doğurmayacaklar. Ve senin kullarını saptırmaya devam edecekler. Yani onlardan yeryüzünde bir tane mosturalık bıraksan bile ya Rabbi, o boş durmayıp senin kullarını saptıracak ve ondan da kafir doğacak. Başka bir şey değil. Duanın büyüklüğü, emeğin büyüklüğünü gösteriyor değerli dostlar. Ben beddua demiyorum. Bu bir duadır. Kafirin, küfrü ile azgınlaşmış kafirin artık yeryüzünden sökülüp alınmasını istemek, kendisinin de hayrını istemektir aslında. Çünkü yaşadıkça küfrünü sürdürecek, yaşadıkça azgınlığını artıracak, yaşadıkça günahını çoğaltacak. Onun için beddua demek istemiyor. Fakat bir peygamber, Efendimiz öyle buyuruyor, her peygamberin kabul olmuş bir duası vardır. Hazreti Nuh'un da kabul olmuş duası bu olsa gerek. Ki emeğin büyüklüğünü biz burada görüyoruz. Emeğinin büyüklüğünü biz biliyoruz aslında. Değil mi? Elfe senetin illa hamsine amen diyor Kur'an bize. 50 eksiğiyle 1000 yıl. Aslında Hazreti Nuh'un daveti bu. 950 demiyor. 50 eksiğiyle 1000 diyor. Bunu şöyle de anlayabiliriz. Allahu alem. Bir insanın aklına gelebilecek en uzun ömrü aklınıza getirin. Hani 1000 yıl zaten kesretten kinaye olarak kullanılır. Kur'an'da da kinaye olarak kullanılmaktadır. İşte 1000 yıla bedel bir gün gibi. Yine lev yuammeru elfe sene. İster ki Yahudileşmiş mantık 1000 yıl yaşayayım. Burada olduğu gibi. Dolayısıyla 1000 yıl kesretten kinaye. Aklınıza bir insanın yaşayabileceği en uzun ömrü getirin. Ondan peygamberlikten öncesini düşün. İlla hamsine ameni böyle anlayabiliriz. İşte bütün bir ömrü boyunca davet etsin o peygamber. Fakat bir avuç dışında kimse davetine icabet etmez. Hazreti Nuh'un durumu bu. Allah Resulü Bedir esirleri ele geçtiğinde istişare etmişti. Hazreti Ebubekir bu istişare sonucunda bırakalım ya Resulallah demişti. Hazreti Ömer ise hepsinin boynunu vuralım demişti. Allah Resulü Hazreti Ebubekir'e dönerek, ey Ebubekir sen in tu'azzibhum fe innehum ibaduk. Eğer onlara azap edersen onlar benim değil, senin kullarındır ya Rabbi. Ve in tağfir lehum. İnneke entel azizul hakim. Eğer affedersen, bağışlarsan ya Rabbi, sen yücesin zaten. Hükmünde hikmet sahibisin. Yani bağışlasan daha iyi olur diyen İsa gibisin demişti. Ve Hazreti Ömer'e dönmüş. Sen de ey Ömer, bunların kellelerini vuralım diyen ey Ömer, sen de tıpkı la tezer alel ardı minel kafirine deyyara, onlardan yeryüzünde bir tane bırakma, inneke intezerhum yudillu ibadeke ve la yelidu illa faciran keffara diyen, yani eğer bir tane bırakırsan, onlar insanları saptıracaklar ve onlardan facir, günahkar ve kafirden başka bir şey doğmayacak diyen Nuh gibisin demişti. Tirmizi ve Ahmet bin Hanbel naklediyor
bu haberi bize. Rabbi gfirli ve li valideyye ve li men dekale beytiye mu'minen ve lil mu'minine vel mu'minat. Rabbim beni bağışla. Anne babamı bağışla. Ve benim evime girenleri de bağışla. Tabii ki mümin olarak girenleri. Ve tüm müminleri, iman eden mümin erkekleri ve mümin kadınları da bağışla. Diye en sonunda rahmet duası da yaptı. Yani sadece yukarıdaki bedduayı değil, aynı zamanda müminlere de dua etti. Çünkü canı çok yanmıştı. Çünkü Allah'a davet etti, kendisine değil. Fakat onlar Allah'a karşı geldiler. وَلَا تَزِدِ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا تَبَارَا. Zalimlerin de sadece tükenişini artır ya Rabbi, dedi. Rabbimiz bu duayı Hazreti Nuh'un ağzından tüm zamanlarda yaşasın diye vahyin içine koyup bize aktardığına göre amin demiş sayılır mı? Naçizane öyle sayılsa gerektir. Eğer Rabbimiz bu duaya tırnak içinde amin demeseydi, tırnak içinde tabii diyorum, eğer tabir caizse, Hazreti İbrahim'in babasına yaptığı duayı reddettiği gibi bunlar ederlerdi. Onun için, peki sözün özüne burada. Tuğyan olan yerde tufan kaçınılmaz olur. Günah okyanusunda bir sevap adası olun ey müminler. Siz geminizi yapmaya devam edin. Herkes günaha batmış olsa bile siz sevabı sürdürün. Ne diyordu Hazreti Nuh? Feda'a rabbehu inni maglubun fentasır. Ellerini kaldırdı ve Rabbine şöyle dua etti. Ya Rabbi ben bittim dedi. Ben yenildim. İnni maglubun fentasır. Sen bana yardıma yetiş ya Rabbi. Peki Allah ne buyur? Demek ki gücün biterse bir kulun, bittim derse, gücünün sonuna kadar mücadele eder ve bittim derse, Rabbi ona yettim kulum der. Ve işte cevabı da şöyle oldu. فَفَتَحْنَا اَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ Biz de göğün kapılarını açtık. Denizi onun ayağına getirdik. Onun duası üstüne dizginlenemez bir su denizini yeryüzüne indirdik. Bima'im munhamir. Yani denizi ayağına getirdik. Eğer inkarcılar karada gemisini yapan çağın Nuh'larına dalga geçercesine iyi de bunun denizi hani derlerse çağın Nuh'ları hiç tereddüt etmeden denizin Rabbi deniz lazım olduğunda onu ayağıma getirir diyebilirler. Zaten bunu dememiz için bu kıssa bize anlatılıyor. Rabbim kendi çağının Nuh'larından kılsın. Rabbim tuğyan olan yerde tuğyanı üretenlerden değil, tuğyana karşı çıkıp tufanı bir necat olarak kullananlardan kılsın. Rabbim Kenan gibi dağa kaçanlardan değil, Nuh'un gemisine sığınanlardan kılsın inşallah. Ve ahiru da'vana enil hamdülillahi rabbil alemin. Değerli Kur'an dostları, şimdi yepyeni bir sureye giriyoruz. Cin suresi. Elimizdeki mushafta 72. sırada. Cin, görünmeyen varlık manasına gelir. Adını ilk ayetinden alır. Tirmizi'de
bu adla anılmış. Fakat Bukhari'de kul uhiye ileyye, yani ilk kelimeleriyle anılmış ki demek ki adı daha ilk dönemlerde henüz oturmamıştı. Suremiz Mekki'dir. Boykot dönemi sonrası surelerden sayabiliriz. Çünkü bu konuda elimizde delil var. Allah Resulü'nün Taif dönüşünde gerçekleşen dinleme hadisesi üzerine nazil olduğuna dair hayli rivayet var. Taif seferinin, biz Allah Resulü'nün Taif seferinin boykotun hemen ardındaki veya boykotun son yılı 8 veya 9. yıl olduğunu biliyoruz. O zaman 9 veya 10. yıla yerleştirebiliriz bu sureyi ki Taif seferinin 10. yılda olduğuna dair bir rivayet var. Surenin konusu, cin suresinin konusu tevhid. Amacı cahiliye insanının cin tasavvurunu red. Görünmez varlıklar bir vaka, bir gerçek. Biz bu alemi sadece kendimiz oluşturmuyoruz. Görünmeyen varlıklarla paylaşıyoruz. Sadece bizden müteşekkil değil bu alem. İnanıyoruz ki göremediğimiz alemler de var. Görünmez varlıklar Allah insan arasında aracı değil. İlahi rehberliğe muhtaç varlıklardır. Bu sure bunu söylüyor. Oysa ki insanlar tarih boyunca görünmeyen varlıklara karşı zaaflı olmuşlar. Görünmeyenden korkmuşlar. Görünmeyene, gizemli olana karşı bir merak olmuş hep. Bu merak korkuya dönüşmüş. Bu korku ise onlara tapınmaya dönüşmüş. Onları putlaştırmış tarihte insanlar. Görünmemelerinin sonucunda korku, korkunun sonucunda putlaştırma gelmiş. İşte bu nedenle bu surenin iniş nedeni, nüzul dönemi insanı her tür söz sanatını şiirle, şiiri de cinle irtibatlandırdığı için onların vahyi şiirle, dolayısıyla vahyi cinle irtibatlandırmalarına, alaka kurmalarını red için inmiştir. Onlara göre cinler çarpardı. Onlar böyle inanıyordu. Hud suresinin 54. ayetine göre. Yine En'am suresinin 100. ayetinden öğrendiğimize göre ilahlık yakıştırıyorlardı nüzul dönemi müşrikleri, cinlere. Yine bu surenin 6. ayetine göre cinlere sığınıyorlardı. Biz "Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm" diyerek kovulmuş, taşlanmış, mel'un, matrut şeytanın şerrinden nasıl Allah'a sığınıyorsak onlar da cinlere sığınıyorlardı. İlginçtir. Kime sığınıyorlarsa ona tanrılık da yakıştırmış oluyorlardı. Yine cinlere tapanlar vardı Sebe suresinin 41. ayetinin ifade ettiği gibi. Surenin yarısı vahiy dinleyen cinlerle alakalı. Yani burada cinlerin vahiy dinledikleri aktarılıyor. Bu surenin yarısından fazlasında. Aynı zamanda bu bölüm Ahkaf suresinin 29 ve 32. ayetleriyle karşılaştırılarak okunmalı. Çok büyük bir irtibat var. Ahkaf suresinin 29-32. ayetleri Allahu Alem bu surede bahsedilen olayın ta kendisinden bahsetmektedir. Yani iki ayrı olaydan bahsedildiğine dair rivayet varsa da bu konuda kesin bir delil yoktur. Biz iki pasajı da okuduğumuzda benzer bir olaydan söz edildiğini düşünebiliyoruz. Bu durumda Ahkaf suresinin ilgili ayetleri dikkate alınacak olursa bu cinlerin Yahudi olduğu orada açıkça söyleniyor. Yahudilerden olduğu. Çünkü Ahkaf suresindeki ilgili pasajın hemen önü Yahudilerle ilgili. Dolayısıyla bizim zihnen cinlerle ilgili bu sureyle
Cin suresiyle müşriklerin arasında, daha doğrusu Yahudilerle müşriklerin arasında cin bahsi üzerinden bir irtibat kurmamız gerekiyor. Nedir bu irtibat? Şu, müşrikler Yahudilerin bu konuda esaslı bir bilgiye sahip olduğunu düşünüyorlardı cin konusunda. Ve vahye karşı bir destek sağlamak için, argüman geliştirmek için, vahye karşı savaşmak için kendilerince, kendilerinden çok daha iyi bilgiye sahip olduklarını düşündükleri Yahudilerden malzeme istiyorlardı. Cephane istiyorlardı. Yani cephanelerini Yahudilerden aldılar. Ve Yahudiler de bu konuda bizim bildiklerimiz hava civa demiyorlar. Bu onların bu zannını daha da kabartıyorlar ve şişiriyorlardı. İstismar ediyorlardı. Surenin ilk muhataplar açısından amacı açık. Müşriklerle Yahudiler arasındaki bu şeytani ittifakı bozmaktı. Bu amaç. Bir de Allah Resulü açısından amacı vardı ki o da Allah Resulü'nü ve müminleri teselli etmekti. Bu teselliyi şöyle formüle edebiliriz. Ey peygamber! Seni yakındakiler dinlemezse Allah çok çok uzaklardan seni dinleyen birilerini yollar. Buydu. Allah Resulü böyle teselli edildi. Bu girizgahtan sonra şimdi Cin suresinin tefsirine geçebiliriz. Kul uhiye ileyye. De ki bana vahyedildi. Bana vahyedildi ifadesi Allah Resulü'nün cinleri görüp görmediği ile ilgili tefsir kitaplarında uzun uzadıya yapılan tartışmaya cevap sadedindedir. Yani Allah Resulüne vahyedildiği, Resulullah'ın onları görmesinin şart olmadığını anlayabiliriz buradan. İblis, Kur'an'a göre cinlerdendi. Kehf suresinin 50. ayeti bunu söyler. Cinlerin insanları gördüğü, fakat insanların cinleri görmediğini de biz Kur'an'dan öğreniyoruz. Araf suresinin 27. ayetinde. İşte Araf 27 ile birlikte ve yine Kehf 50 ile birlikte düşünürsek, Allah Resulü'nün cinleri görmediğini, onların Allah Resulü'nü dinlediği haberinin Resulullah'a vahiy ile verildiğini ifade eden bir cümleyle başlıyor sure. قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا De ki, bana vahyedildi ki, cinlerden bir kısmı bu mesaja kulak vererek dostlarına şöyle dediler. اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا Gerçekten de biz olağanüstü güzellikte bir hitap dinledik. Bir Kur'an dinledik. Buradaki Kur'an isim değil. Onun için de bir hitap diye çevirmeyi daha uygun buldum. Olağanüstü etkili. Acaba. Yani şaşırtıcı. Bizi hayrette bırakan, bizi çok etkileyen bir hitap, bir kelam dinledik. Yehdi ila rüşdi fe amennâ bi. Yehdi ila rüşd. Doğru bir bilinç inşa eden bir hitap. Fe amennâ. Ve biz de derhal iman ettik. Şimdi ayette geçen cinlere ilişkin Kur'an'ın genelinden şöyle genel bir panorama sunmak isterim. Kur'an cin kavramını çok anlamlı olarak kullanır. Cinlerle ilgili
Kur'an pasajları için Sebe suresine, Araf suresine, Ahkaf suresine bakılabilir. Cin kelimesi cenene kökünden gelir. Cenene kökü ihtiva ettiği tüm anlamlarda kapalı olan, duyulara kapalı olan, duyularla algılanamayan manasına gelir. Cenin, anne karnında kapalı olduğu için bu kökten gelir. Can, insan gözü görmediği için can derler. Mecnun, akıl kapalı olduğu için deliye mecnun derler. Cünne, kalkandır, insanı örttüğü, kapattığı için kalkana cünne demişler. Onun için bu cennet yine aynı kökten gelir. Ağaçlarla, yeşilliklerle tabanı örtülü olduğu ve görünmediği için cennete, cenene kökünden gelen bir kelimeyle cennet denmiştir. En'am suresinin 76. ayetinde kök anlamıyla kullanılır. En'am suresinin 100 ve Saffat suresinin 158. ayetinde duyulara kapalı, hisse açık varlık manasında kullanılır. Araf suresinin 38 ve En'am suresinin 112. ayetlerinde yine Hud suresinin 119. ayetinde mevhum ve esrarlı şeytani güçler manasında kullanılır. Yine Bakara suresinin 102. Cin suresinin bu surenin 5-6. ayetlerinde büyü sembolleri olarak kullanılır, kullanılabilir. O manaya alınabilir. Yine Ahkaf suresinin 29 ve 32. ayetlerinde ilk defa görülen uzaktan gelen varlıklar manasında kullanılabilir veya bu manaya alınabilir. Yine Enbiya suresinin 82. Sebe suresinin 12 ila 14. ayetlerinde mitolojik ve folklorik varlıklar manasına alınabilir. Gözeneklere nüfuz eden tarifsiz bir ateşten yaratıldığını ifade eder Kur'an cinlerin Hicr suresinin 27. ayetinde, Rahman suresinin 15. ayetinde. Varlık elbette ki görünenlerden müteşekkil değildir. Varlık gördüğümüzün çok daha ötesindedir. Onun için görmediğime inanmam sözü cahillerin sözüdür. Fakat görmediğimizden korkmamız, görmediğimizi hele hele tanrılaştırmamız da insanoğlunun bir başka zaafıdır. Görmediğini inkar etmek insanın bir zaafı, görmediğinden korkup onu tanrılaştırması da bir başka zaafıdır. Varlık üçe ayrılır. Alemi mülk, alemi misal ve alemi melekut. Alemi mülk gördüğümüz alemdir. Alemi misal, misal alemidir. Alemi melekutsa maddi alemi aşan öteki, yani aşkın alemdir. Yine varlık kategorileri bizde, İslam'da sadece maddi olanla sınırlanmaz. Maddeyi aşar ve alemi lahuta doğru ilerler. Onun içinde materyalizm ve pozitivizmin maddeyle sınırlandırdığı varlık kategorilerini bir Müslüman kabul edemez. Bir Müslümanın varlık düşüncesi, aşkın varlığı içeren bir düşüncedir. En basit ve bayağı varlıkla en yüce varlık arasında varlık mertebeleri vardır. İşte cinler de bu mertebeye ait, bu mertebelerden birindedir. Birine ait olan, birine sahip olan varlıklardandır. Bu Kur'an'daki cinlerle ilgili genel bir sayım dökümün ardından kaldığımız yerden devam edebiliriz.
وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا اَحَدًا Ve asla bundan böyle Rabbimize hiç kimseyi şirk koşmayacağız dediler. Kimler? Kur'an'ı dinleyen cinler. Böyle dediler. Yani imana kavuşmak şirkten kurtulmaktır. Burada onu anlıyoruz. فَاَمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا اَحَدًا İman ettik. Biz hemen bunun ardından iman ettik ve bundan böyle asla hiç kimseyi Rabbimize ortak koşmayacağız dediler. Kur'an'ı dinleyen cinler. وَاَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا Şu da bir gerçek ki Rabbimizin şanı pek yücedir dediler. اَنَّهُ ki çok gelecek bu enne veya inne şeklinde de okunabilir edat. 18. ayet hariç 3. ayetten 19. ayete kadar ayetlerin başında yer alan bu edatlar inne olarak da okunabilirler. Eğer inne okunursa o zaman sözü ilk ayete atfedip buraya yani şu üçüncü ayete atfedip konuşanın cinler olduğuna hükmetmemiz lazım. Yok enne olursa pasaja bağlama enne okunursa pasaja bağlama göre farklı hatiplerin ağzından hitabı vermemiz ve anlamamız gerekir. Onun için bu enne'nin inne de okunabildiğini bazı karilerin öyle okuduğunu, bazı karilerin de böyle okuduğunu bilmemiz lazım. مَتَّخَذَ سَاهِبَةً وَلَا وَلَدَى O kendisine ne bir eş, ne bir çocuk edinmiştir. Yani tevhid sürüyor cinler, artık şirkten kurtulup tevhide ulaşmış oluyorlar. Aslında burada bir ima var ama bir sonraki ayeti okuduktan sonra o imaya döneyim. Ve ennehu kâne yekûlü sefîhuna alallâhi şetata. Bir başka gerçek de içimizdeki beyinsiz kişilerin Allah'a karşı haddini bilmezce konuşmasıdır. Evet, bir önceki ayet, üçüncü ayetin sonu. Ne bir eş ne bir evlat edinmiştir dediler değil mi? Orada aslında Yahudilerin ki Ahkaf suresinin 28-32. Ayetiyle bu pasaj arasında doğrudan bir bağlantı kurmamız gerektiğini düşündüğümü daha önce söylemiştim. İşte bu bağlantıyı kurarsak Yahudilerin biz Allah'ın oğulları ve dostlarıyız iddiasını hatırlayalım. Nahnu ebnaullah ve ahibba'u. Onu reddeden bir yaklaşım bu. Mettehaze sahibeten ve la velede. Bu onu reddeden bir yaklaşım. Artık iman eden Yahudi cinlerde bu yanlış ve yamuk inanıştan vazgeçtiler manasına geliyor. وَاَنَّا ظَنَنَّا أَلَّنْ تَقُولَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا Halbuki biz ne insanların ne de cinlerin asla Allah'a iftira etmeyeceğine kaniydik, zannederdik. Yani iftira edeceğine asla ihtimal vermezdik dediler. Cinlerin ve insanların Allah'a iftira edeceğine ihtimal vermezdik. Ama ederlermiş. Fahval hitap, yani sözün geliminden bu anlaşılıyor. Ama cinlerde, insanlarda, görünen ve görünmeyen varlıklar, uzak ve yakın varlıklar, tanıdığımız ve tanımadığımız varlıklar, cin kavramının farklı anlamlarından, farklı kullanımlarından yola çıkarak hepsini de anlayabiliriz. Ama görünen ve görünmeyen, uzak ve yakın,
bilinen ve bilinmeyen, insan ve cin Allah'a iftira edermiş meğerse. Ve ennehu kâne ricalun minel insi ye'udhûne bi ricalin minel cin. Hiç kuşkusuz insanlardan bazıları cinlerden bazılarına sığınırlar. İşte o ayet geldi. Demek ki insanlardan cinlere sığınanlar varmış. Hem de ye'udhûne bi ricalin minel cin. Yani cinlerden bazılarına, buradaki rical cinlerden bazı erkeklere diyor. Cinlerden bazı erkeklere. Artık buradaki cine hangi manayı yükleyeceksek ona göre anlaşılmalı. Eğer uzak varlıklar, bölgede bilinmeyen, görünmeyen varlıklar manasına yükleyeceksek, o zaman bu ricali bildiğimiz erkek olarak anlamak lazım. Ama her nasıl anlarsak anlayalım, cinlere sığınan insanların varlığından söz ediyor bu ayet. Bir önceki ayetin söz ettiği şey de neydi aslında? Allah'a yapılan iftira. Allah'a insan nasıl iftira yapar? Allah'a ait vasıflardan, sıfatlardan birini yaratılmışlardan birine yakıştırarak. Bu bir insan olabileceği gibi bir cin de olabilir. Yani siz veya bir başkası, her kimse Allah'a ait bir vasfı bir cine yakıştırıyorsa, mesela Allah her şeyi görür. El-Basir'dir değil. Eğer cin her şeyi görür diye inanıyorsa, Allah'a ait bir vasfı cine yakıştırdığı için onu Allah'a ortak koşuyor. Dolayısıyla Allah'a iftira ediyor. Allah'tan rol çalıyor demektir. Mesela cin her istediğini bana yapabilir diye inanan bir insan. Cinler isterlerse insana istediklerini yaparlar diyen bir insan, aslında cinlere Allah'a ait bir vasfı yüklüyorlar. Allah'a ait bir sıfatı yüklüyorlar. Çünkü isterse Allah her istediğini yapabilir. Bu Allah'ın vasfıdır. Çünkü Allah gücü sonsuz olandır. Kudreti sonsuz olandır. İnnallâhe kadîrun. Allah kadîrdir. Allah her şeye gücü yetendir. Alâ kulli şeyin kadîr. Allah her şey üzerine kadirdir. Güç yetirendir. Gibi ibareler, Kur'an'ı ibareler bize bunu veriyor. Biz veya bir başkası Allah'ın kadir veya kadir oluşunu tutar da cinlere atfedersek Allah'a iftira etmiş ve cinlere de ilahlık rolü yakıştırmış oluruz. İşte burada bunu söylüyor ayet. Fezaduhum rahaqa. Bu da onların cüretini, bu da onların cesaretini artırdı. Değerli dostlar, işte bu surenin can damarı olan ibareye geldik. 6. ayetin son cümlesi olan fezaduhum rahaqa ibaresi, cin suresinin can damarı değil sadece, bizim cin tasavvurumuzun da anahtarı olmak zorundadır. Bu ibareyi, bu küçücük cümleyi anladığımızda cin meselesini anlamış olacağız. Yani artık cinlerin tasallutundan kurtulmuş olacağız. Bunu onun için anlamak lazım. Cinlerle ilgili tüm Kur'an'daki anahtar ibare bu çünkü. Fezaduhum rahata. Cinlerin insan üzerindeki etkisi nedir? Nereye kadardır? Sorusunun cevabı bu cümlede gizli. Rahk, sarmak, bürümek kök manasından geliyor. Aslında tepesine çıkarmak, şımartmak, cüret vermek, karşısında edilgen hale geçmek, karşısında edilgen hale geçtiğiniz için onu da etken hale geçirmek.
kendiniz nesneleştiğiniz için onu özne ilan etmek. Yani siz kendinizi nesneleştirerek onun sizin üzerinizde bir takım tasarrufta bulunmasına cüret kazandırmak manasına gelir. Aslında bu kadar bile yeter değil mi? Yamuk cin tasavvurumuzu düzeltmek için bu ibare gerçekten de bir ilaç gibi. Şimdi şımartmak, fezaduhum rahaka. O, işte bu davranış cinlere insanların sığınması cinlerin cesaretini artırdı, cüretini artırdı. Yani onlar karşısında insanı edilgen kıldı. Bu şudur dostlar, kısaca. İnsanoğlu cinlere meydan okuması lazım. Cinin insanoğlu üzerinde hiçbir etkisi olamaz. Allah açıkça ifade ediyor. Şeytanın cinlerden olduğunu Kur'an'dan öğrenmiştik. Şeytan için Kur'an ara ara ne diyor? Senin salih kullarım üzerinde hiçbir hükmün geçmez. Yani onlar üzerinde gücün yoktur buyuruyor Kur'an. Gücün yoktur. Kur'an cinlerden bir grup olan cin şeytanlarının insan üzerinde herhangi bir gücü olmadığını söylüyor. O halde insan üzerinde güç uygulayan görünmez varlıklara ilişkin ne diyebiliriz? Açıkça şunu deriz. İnsan kendi iradesinden onlara transfer eder. Kendi iradenizden transfer ettiğinizi size karşı kullanır. Yani görünmez varlıklar insana karşı eğer bir zarar verebiliyorlarsa bu onların verdiği zarar değil. İnsanın iradesinden eksiltmesidir. İnsanın irade zaafıdır. Sizin verdiğiniz mermiyi size atmaktadır. Aslında bu iradenin imtihanını kaybetmiş olmanın cezasıdır. Aslında bu iradeyi zayıflaştırmanın cezasıdır, ceremesidir, faturasıdır. Eğer iradenizi teslim ederseniz, iradenizden vazgeçerseniz, iradeniz size karşı kullanılır. Hatta vehimlerle olmayanı varmış gibi bile yaparsınız. Öyle evhamlanırsınız ki, aslında vehminiz kendinize dönüp sizi vuran bir bumerang silahına dönüşür. Atarsınız, gelir sizi vurur. İşte bu ibare, fezaduhum rahaka, bize bütün bunları vermektedir. Kıssanın özü de budur aslında. Burada anlatılan kıssanın özü de budur. İnsanın kendi kendisini vurmasıdır. Belki tarihsel olarak Babil büyücülüğüne bir atıf da vardır Yahudiler bağlamında. Ahkaf suresinin 28-32. Ayetleriyle birlikte düşündüğümüzde, Yahudilerle irtibat kurduğumuzda dünyaya büyüyü yayan Babil sürgünü sırasında Yahudilerin Babillerden öğrendikleri büyücülüğü nasıl dehşet bir hale getirip insanlara salgın bir hastalık gibi yaydıklarını ima ettiğini düşünebiliriz. Ve ennehum zannu kema zanentum ellen yeb'asallahu ahada. O sapık insanlar tıpkı sizin sandığınız gibi Allah'ın hiç kimseyi geri göndermeyeceğini sanmaktadırlar. Ellen yeb'asallahu ahada. Diriltmeyeceğini. Aslında burada elçi manasına, peygamber manasına, yani Allah hiç kimseyi peygamber olarak göndermez diye inanıyorlarmış demek ki. İşte o sapık insanlar tıpkı sizin sandığınız gibi Allah hiç kimseyi peygamber olarak göndermeyecek
zannetmektedirler. Zannetmişlerdi daha doğrusu. Yahudilerin kendi dışlarında peygamber gelmeyeceğine dair inançlarına bir atıf olsa gerek. İnsandan ümit kesmişlerdi çünkü. Bu müşrikler için geçerliydi. Ama Yahudiler bizden başkasından adam çıkmaz diyorlardı. İşte buradaki onu ifade ediyor. Artık Allah tıpkı insanlardan peygamber göndermeyeceği gibi sizden de peygamber göndermez zannetmişlerdi, sanmışlardı. Bu arada şunu söyleyeyim. Kur'an insanlara ve cinlere kendi türlerinden peygamber gönderdiğini ifade eder. Gönderildiğini ifade eder. Ve enna lemesne sema. Cinler dediler ki biz göğü yokladık. فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَد۪يدًا وَشُهُبًا Ama onu tam donanımlı bir koruma ordusu ve tarifsiz bir gök taşı sağanağıyla dolu bulduk. Hicr suresinin 17. ve 18. ayetleriyle karşılaştırmak lazım. Yahudi kabalizmine bir atıf var gibi geldi bana. Çünkü Yahudi kabalizmi gaybı bilme iddiasıyla ortaya çıkıyor. Oysa ki bu imkansız. Vahyin kaynağını bulandırmak da dile getirilebilir burada. Yani vahyin kaynağına bir şey karıştırırlar mı cinler? Bu vahyin indiği sırada bazı insanlar böyle düşünüyorlarmış. Cinler de vahiy getirir diye düşünüyorlarmış. Hatta Allah Resulüne mecnun demelerinin sebebi cinlenmiş demeleriydi. Yani deli değil bizdeki gibi. Mecnun cinlenmiş manasına kullanıyorlardı. Ne demekti? Onun cini var diyorlardı. Ona cin vahiy getiriyor diyorlardı. İşte bu tip iddiaların tümüne birden reddir bu ayetler. وَاَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَائِدَ لِسَّمْعِ Halbuki vaktiyle biz onun uygun yerlerinde haber dinlemek için oturuyorduk, oturmuştuk. Yahudilerin kendilerinden bir peygamber beklentisine bir atıf gibi geldi bana. Onlar bu iş için astrolojiyi kullanıyorlardı. Yani onun uygun yerlerine oturmuştuk dedikleri gök. Göğün uygun yerlerine oturmak olsa olsa müneccimlerin bu hangi peygamberin yıldızı, acaba gelecek peygamberin yıldızı doğdu mu, doğacak mı diye spekülasyon yapmaları şeklinde de anlayabiliriz. فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا Ne var ki şimdi bizden her kim dinlemeye kalksa göğü, yani vahyin kaynağını veya aşkın haberlerin kaynağını dinlemeye kalksa, derhal karşısındaki hedefi gözetleyen bir ateş topu buluyor. Yani karşısındaki hedefe güdümlü bir füze gibi, güdümlü bir mermi gibi bir ateş topu buluyor. Ben bu ateş topunun ne olduğu üzerinde düşündüm. Acaba nasıl anlayabiliriz dedim. Kulak hırsızlığına dayalı sahte vahiylere bir atıf bu aslında. Gelecekten haber verme girişimlerinin tümünü birden red ediyor bu. Hayır. Ve düşündüğümün sonucunda beni ikna edecek olan işte bu vahiydir dedim. Yani ateş topu tıpkı وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا خَسَارًا ayetinde olduğu gibi biz bu Kur'an'dan
Müminler için şifa olan ayetler indirdik. Fakat onlar onda ve la yezidu zalimine illa hasara. Zalimlerin hüsranını artırır o. Yani zalimlerin de hüsranını artırır. Tıpkı onun gibi Kur'an'ın adeta bir nur bir de nar olan veçhesi var. Nur olan veçhesi kendisinden faydalanmak isteyeni ışıtması, aydınlatması. Kendisine iman edenlerin gözünü ve gönlünü aydınlatması. Nar olan veçhesi ise kendi kaynağını bulandırmak isteyenleri yakması. Yani müminin imanını, kafirin küfrünü, münafığın nifakını artırır dersek acaba olur mu? Allahu alem. Güdümlü bir silah gibi avlayıp geçersiz kılan, kendi kaynağını bulandırmaya yönelik her teşebbüsü adeta güdümlü bir mermi gibi varıp tam gözüne isabet eden şeklinde de anlayabiliriz. Rasada diyor çünkü. Rasatlayan, tarassut eden, onu gözetleyen, adeta güdümleyen bir biçimde anlamına. Ve enna la nedri, ve biz anladık ki gaybı bilmiyormuşuz. Gayıptan anlamazmışız. Yani iddiamızın aksine biz gaybı bilmiyormuşuz. Bilirmiş gibi yaparmışız. Görünmeyen varlıklar veya uzaktan gelen varlıklar, yani bunların Ahkaf suresindeki ayetlerle birlikte anlayacaksak Yahudi olduğunu düşünmemiz lazım. Onlar demişler ki, meğer biz gaybı bilmezmişiz de gaybı bilirmiş gibi afra tafra satarmışız. Tıpkı falcılar gibi. Tıpkı yıldız falcıları gibi, tıpkı tarotçular gibi, tıpkı müneccimler gibi, gaybtan haber vermeye kalkan haddini bilmezler gibi. Aslında gaybı bilmezler. Fakat bilirmiş gibi yaparlar. Sıkarlar, sıkarlar, içinden birkaç tanesi doğru çıkarsa onu satarlar. Oysa ki birçoğu da yanlış çıkmıştır. اَشَرٌ اُر۪يدَ بِمَنْ فِي الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا Mesela şu yerdekilere şer mi murad edilmiş, yoksa Rableri onları doğruya ulaştırmayı mı murad etmiş? Bunu da bilmezmişiz. Burada ince bir nükte var. Şer meçhul kiple gelmiş. Yani faili belli değil. Fakat hayır Allah'a nispetle gelmiş. Manidardır gerçekten. Yani Kur'an bize edep öğretiyor. Demek ki hayrı Allah'a nispet ederken hiç düşünmeyelim ama şer konusunda bu başımıza nereden geldi dediğimizde min indi enfusikum, kendi yüzünüzden geldi diye demiyor mu Kur'an? وَاَنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ Ve yine bizden iyi kimseler de var, salih olanlar da var ve böyle olmayanlar da var. Yani facir olanlar, fasık olanlar, kazip olanlar da var. كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدَا Zaten öteden beri biz hep birbirimize aykırı, birbirimizden farklı, birbirimizin zıttına yollar edinmişiz. Bu son cümleden şunu anlayabiliriz sanırım. Yollarımız ayrıyken akıbetimizin bir olacağını sanmışız. Bu ayette anlatılanların Yahudiler olduğunu Ahkaf suresinden yola çıkarak düşünecek olursak, onlar biz Allah'ın dostları ve oğullarıyız diyorlardı ya. Nahnu ebnaullah ve ahibba'u. Ve biz tümümüz cennetliyiz diyorlardı ya. Ama asla aynı değillerdi. Yahudiler içerisinde zelotlar vardı, ferisiler vardı, esseniler vardı ve diğerleri vardı. Yakubiler vardı ve hatta Samiriler vardı.
Ve bunların Tevratları da ayrıydı. Bugünkü eldeki Tevrat'ta bile iki rivayet vardır. Elohim rivayet, Rabbinik rivayet. Dolayısıyla bunların mesela Sadukiler ahirete inanmazlardı. Peygamberlerden gelen hiçbir geleneğe inanmazlardı. Yunanlar gibi yaşarlardı. İşgalciler gibi düşünürlerdi. İşgalciler gibi yaşarlardı. Şimdi iyi de bu kadar farklılık olmasına rağmen nasıl hepiniz de kurtulmuşlar zümresine gireceksiniz? İşte bu ayet sanki oraya bir atıf gibi geldi bana. Yollarımız ayrıyken akıbetimiz bir olur sandık. Yahudi kibrine bir atıf. وَاَنَّا ظَنَنَّا أَلَّنْ نُعْجِزَ اللّٰهَ فِي الْاَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا Ve aklımız kesti ki, yeryüzünde asla Allah'a karşı gelmeyiz ve ondan asla kaçıp kurtulamayız. Yani Allah'a karşı gelemeyiz. Allah'a karşı gelmek istesek bile gelemeyiz. Ama karşı geldiğimiz zaman da bunun cezasını görürüz. Allah'tan kaçmaya çalıştık hadi. Kaçamayız. Nereye kaçacağız? Allah'tan, Allah'ın olmadığı bir mekan mı var? Allah'tan nereye kaçacaksın? Onun için وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا ve asla kaçıp kurtulamayız. Bunu anladık diyecekler. فَفِرُّوا اِلَى اللّٰهِ Allah'tan kaçamazsınız bari Allah'a kaçın. Kur'an'ın dediği gibi. اَيْنَ الْمَفَرْ Nereye kaçma? Seyranimizin dediği gibi padişah demiş ki Abdülmecid senin sürerim tanzimata karşı geldiği için. Ölümsüz dizelerini o zaman söylemiş halk şairimiz. Hakkın mekanından başka bir mekan bulmak mümkün ise bul gönder beni. Bozmak mümkün ise aklım fikrini boz da bakir iken bul gönder beni. Yani sen diyorsun ki düşünme. Düşündüğünü söyleme. Aklımın bekaretini mi bozacaksın? Hadi boz diyor. Eğer Allah'ın olmayan bir mekan bulursan beni oraya sür gönder. Sürdüğün yerde Allah'ın mekanı değil midir? Tarihe geçmiş bir cevap. Aslında hakikati söyleyenleri sürmekle tehdit edenlerin hepsine verilecek bir cevap olsa gerek. وَاَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ İşte tam da bu yüzden biz ilahi rehberliği işitince kayıtsız şartsız hemen ona inandık. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا Artık kim Rabbine iman ederse o ne bir ziyana uğrar. Yani bahsen aslında değerinden eksiltmektir. Değeri olan fiyattan aşağı fiyat vermeye denir. Onun ne değerine bir zarar gelir ne de gazaba uğrar. Buradan şunu anlamıyor muyuz dostlar? İnsan Allah'ın nezdinde değerlidir. Allah insanı çok değerli yarattı. Ama insan elleriyle kendi değerini düşürüyor. Eğer iman eder ve Allah'ın dediği gibi yaşarsa Allah onun değerini korur. Yani iman insanın değerini korur. Bunu söylüyor açıkça ayet. Bölge Yahudilerine Muhammedi davete inanmada geç kalmama iması şeklinde de anlayabiliriz. Yani zımnen şu. Uzaktaki Yahudiler, yani cinler, görünmeyen ya da bölgeye yabancı olanlar inandı da yakındakiler inanmayacak. Bunu söylüyor. وَاَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِتُونَ Bununla beraber içimizden Allah'a tam teslim olan da var, haddini aşan da var. Kendine kötülük eden de var. فَمَنْ أَسْلَمَ فَاُولَٰئِكَ تَحَرُّوا رَشَدًا Ama
kim de Allah'a kayıtsız şartsız teslim olursa, işte onlar doğru bir bilince ermiş olanlar. Şöyle mi açsam acaba? Teharru raşeda, doğru bir bilinç inşa etmenin hakkını verenlerdir. Veya doğru bir bilinci hakkıyla inşa edenlerdir. Çünkü rüşt doğru bir bilinç inşa etmektir. Raşeda, teharru raşeda, belki de şeytandan, nefsin tuzaklarından, kelepçelerinden, bukağılarından, parangalarından kurtulmuş, hür olmuş, tamamen nefsin ve şeytanın tuzaklarından ve zincirlerinden arınarak Allah'a yönelmiş olan hür bilinç manasına gelse gerektir. وَاَمَّا الْقَاسِتُونَ Kendine kötülük edenlere, kendine zulmedenlere, haddini bilmeyenlere gelince, فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا Sonunda onlar cehenneme odun olacaklar. وَاَلَّوْ اِسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَاَسْقَيْنَاهُمْ مَاًا غَدَقًا Eğer onlar yolda doğru dürüst yürüselerdi veya giderlerse, elbet biz de onları bitimsiz bir suyla sularız. İlginç değil mi? Burada cinlerin su ile ne alakası olabilir suali sorulabilir ki, İbn-i Aşur gibi bazı müfessirlerimiz bu soruyu sormuşlar. Yani ne alakası var ki cinlerin suyla? Kur'an'da el cinnin çok anlamlı olduğunu daha önce söylemiştim. Burada tam hatırlamanın sırası. Kök anlamı görünmeyen varlıklar olan bu kavram mecazen, uzaklardan gelen, bölgede tanınmayan, ender görünen, garip kimseler anlamına da geldiğini unutmamak lazım. Tabii ki Allahu Alem. Yani bu veya şu anlama gelir demek elbette ki cüretli konuşmaktır. Fakat aynısı bu anlama gelmez demek de cüretli konuşmak olur. Allahu alem bi muradihi bihi diyoruz. Allah bununla neyi murad ettiğini en iyi kendisi bilir tabii ki. İnsan ve cinlere kendi cinslerinden peygamber gönderildiğini daha önce söylemiştim ki En'am suresinin 130. ayeti bunu verir. Yani Kur'an kuralı koymuştur. İnsanlara kendi cinslerinden, cinlere de kendi cinslerinden peygamber gelmiştir. Bu kuralı Kur'an koymuştur. لِنَفْتِنَهُمْ ف۪ي Bunu o nimetle sınamak için yaparız. Yani sınav için yaparız biz. Bunu yukarıdaki gibi nimeti suyu sonsuzca açarız ve yağmuru üstünüze boşaltırız ama bunu bir sınav olarak yaparız. Her nimette olduğu gibi. وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا سَعَدًا Ama Rabbini hatırlamaktan yüz çeviren kimseyi de pek meşakkatli bir azaba duçar ederiz. وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوا مَا اللّٰهِ اَحَدًا Mescitler Allah'a aittir. Orada Allah'tan başka hiç kimseye dua etmeyin. Açık ve net. Açık ve net. İttifakla bu ayet birinci ayete hamledilmiştir. Başında takdiren şöyle bir ibare koyabiliriz. Bana vahyedildi ki, mescitler Allah'a mahsustur. Allah'a aittir. Sakın orada Allah'tan başka hiç kimseye dua etmeyin.
El mesacit ibadetler kulluk manasına gelir, ibadet zamanları manasına gelir, secde organları manasına gelir. Çünkü mescit hem mastar-ı mimi, hem ismi zaman, hem ismi mekandır. Putlarla dolu Kabe'ye bir atıftır ilk muhataplar için. Ama her mescidin alnına yazılacak bir ayettir aynı zamanda. Ve ennehu lemma qama Abdullah yed'uhu kadu yekununa aleyhi libada. Ne var ki Allah'ın kulu ona davete kalkmaya görsün. Hemen yek vücut olup üzerine çullanı verirler. Çoğunlukla bu ayeti kerime de müfessirlerimizin dediği gibi Allah Resulü'nün Kur'an okuyuşuna müşriklerin tepkisini ifade eder. Kul veya gale. İki şekilde de okunmuştur. Kul olursa de ki, gale olursa dedi. Veya söyledi. Devam edelim. İnnemâ ed'û rabbî ve lâ uşriku bihî ahada. Hiç şüphe yok ki ben Rabbime, sadece Rabbime dua ederim. Ve ona hiçbir şeyi ortak koşmam. Kale olursa dedi. Böyle söyledi. Veya kul olursa de ki ben sadece Rabbime dua ederim ve ona hiçbir şeyi ortak koşmam. Allah'tan başkasına dua açıkça şirk. Bu ayet bunu söylüyor. Kul inni la emliku lekum darran ve la raşada. De ki ne zarar ve parantez içinde tabii ki ve yarar verebilirim, ne de hidayet ve parantez içinde yine ve dalalete götürebilirim. Zımnen bunu ben bile yapamazken Allah Resulüne de deniliyor. Veya Allah Resulü dedi. Yani burada Resulullah'ın dilinden söylemesi gereken şeyler söyleniyor. Bunu ben bile yapamazken cinlerin yaptığına nasıl inanabilirsiniz? Zımnen bu. Bunu bir peygamber bile yapamazken zarar ve yarar verme işini. Allah dilemedikçe. Peki insanlar nasıl cinler zarar verdiğine, cinlerin yarar verdiğine inanabiliyorlar? Bu ayet bunu soruyor açık. Evet. قُلْ اِنِّي لَنْ يُج۪يرَن۪ي مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ وَلَنْ اَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. De ki, şüphesiz ne beni Allah'a karşı kimse koruyabilirdi, ne de ben onun dışında bir sığınak bulabilirim. اِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللّٰهِ وَرِسَالَاتِ. Tabii ki eğer Allah'tan gelen görevi ve onun mesajlarını iletmemiş olsaydım Allah'a karşı beni kimse korumazdı. Zımnen insanın başına gelen cinlerden değildir. İnsanın sorumsuzluğundandır. Onun için sorumsuzluğu yüzünden, irade transferi yüzünden başına gelenleri kalkıp da vehimlerine hamletmemelidir sonucunu çıkarabiliriz. وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَاِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا. Ve kim Allah'a ve elçisine, onun elçisine isyan ederse, işte onun için cehennemin ateşi onu beklemektedir. İçinde ebedi kalmak üzere. Cehennem ateşi ona müstehaktır. Hatta izâ ra'el mâ yu'adûn. Tehdit edildikleri azabı görünceye kadar
yolları var. Başlarını hangi taşa vuracaklarsa kendileri bilirler. Feset ya'lemune men ed'afu nasiran ve aqallu adada. İşte o zaman kimin yardıma daha muhtaç ve sayıca az olduğunu anlamış olacaklar. Allah'a görünmez varlıklardan eş, ortak, evlat nispet etmenin arka planında yatan hasta bilinci ifade ediyor bu ayet. Bu birincisi Allah'ın muhtaç olduğu sapıklığına dayanır. Yani Allah muhtaç mı ki? Böyle mi düşünüyorlar? Bunu düşünmek, Allah'ın muhtaç olduğunu düşünmektir, haşa. İkincisi ise tekliğinin zaaf olduğunu düşünmektir. Bu da bir sapıklıktır. Allah'ın tek olması, az olması, destekçisinin az olması anlamına mı geliyor? Haşa. Böyle mi düşünüyorsunuz? Yani siz cinleri, görünmeyen varlıklardan Allah'a ortaklar koşarak onu güçlendirmiş mi oluyorsunuz demeye getiriyor. Kul in edri aqaribum ma tu'adun em yec'alu lehu rabbi emada. De ki tehdit edildiğiniz azap yakın mı yoksa Rabbim onu bir müddet daha erteledi mi? Keşke bir bilseydin de onlara. Yine zımnen şu var. Ben peygamberken bunu ben bile bilmiyorum. Cinlerin gördüğüne inanmanız çelişki değil mi? Cinlerden öğrenmeye kalkmanız çelişki değil mi? Cinlerin bildiğine inanmanız çelişki değil mi? Hakikaten Kur'an burada akıl yürütüyor ve akıl yürütmemizi istiyor. Aklımızı kullanmamızı istiyor. Alimul gaybi fela yuzhiru ala gaybihi ahada. Gaybı sadece o bilir. Ve o gaybına kimseyi bütünüyle asla muttali kılmaz. Yani gaybı o bilir ve ondan başka gaybı kimseye tümüyle, hepsiyle muttali kılmaz. İlla men irtada min rasul. Razı olduğu elçi müstesna. Burada bir istisna cümlesi var. Razı olduğu elçi müstesna. Ne demek bu? Meryem suresinin 65. ayeti ışığında bu elçiyi vahiy meleği olarak anlayabiliriz. Vahyin cinlerin, şeytanların tasallutundan korunduğuna delalet eder. Bu istisna cümlesi. Yani vahyi alan ve peygambere getiren elçi dışında hiç kimse vahyin kaynağına el uzatamaz demektir. O melek elçi de sırf Allah kendisine izin verdiği için burada demek ki gayb aslında inmemiş olan vahiy. İnmemiş fakat inecek olan vahiy. İnmemiş vahiy kimse bilmez. İşte o dile getiriliyor. فَاِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا. Böylesi bir durumda o elçisini gerek bildiği gerek bilmediği hususlarda ilahi gözetim altına alarak hedefine ulaştırır. Yani böyle bir durum varsa, böyle bir durumda o peygamberini veya meleği, o vahiy meleğini bildiği ve bilmediği hususlarda ilahi gözetim altına alarak hedefine ulaştırır. Aslında buradaki elçi ile yukarıdaki elçi aynı değil. Bu tabii ki yoruma açık olmakla birlikte burada Hazreti Peygamber'e gidiyor. Hazreti Peygamber ifade ediliyor. Bildiği ve bilmediği, elçinin bildiği indirilmiş vahiyler, bilmediği henüz indirilmemiş vahiyler. Zımnen
peygamber bile indirilmeden vahyi bile bilmiyorken cin nasıl bilir de insanoğlu? Bunu diyor. Rasa da burada ilahi gözetim altında olmak manasına gelir. İsmet sıfatının Kur'an'daki tarifi işte bu ayettedir. Yani Cin suresinin 27. ayetinde. لِيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَاَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَاَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا. Ki peygamberler bu sayede tebliğ ettiklerinin Rablerinin risaleti olduğunu, dahası Allah'ın ellerindeki vahyi kuşattığını ve her şeyi sayarak muhafaza altına aldığını bilsin. Bilsin ve rahat etsin. Peygamber kendisine inmiş olan vahyi Allah'ın saydığını, onu koruduğunu, onu muhafaza aldığını bilsin ve gönlü rahat etsin. Asla telaşa düşmesin. Aslında buradaki liya'leme'nin öznesi Allah da olabilir. Fakat tercihimiz iç bağlama uygundur. Vahiy cinlerden korunmuştur. Ona temiz olanlardan başkası el uzatamaz diyor Kur'an. La yemessuhu illel mutahhar. Yani meleklerden başkası onun kaynağına ulaşamaz. Ama vahyin bir bir sayıldığını söylüyor bu ayet, ilginç değil mi? Sanki bana 29 surenin başında gelen huruf-u mukatta'nın nun gibi, elif lam ra gibi, elif lam mim gibi, yasin gibi, taha gibi huruf-u mukatta'nın Allah'ın vahyi harf harf saydığını ve bir tek harfinin dahi zayi olmadan insanlığa iletildiğinin bir göstergesi olarak görünür. Allahu alem. Cin suresi de burada son buldu. Rabbim tevhid ve istikametten ayırmasın. Bu sure bize tevhidi öğretti. Yani görünen ve görünmeyen, hiçbir varlığa tanrılık yakıştırmaz bir mümin. Görünmeyen varlıklar korkunun öznesi olup, bu korkuyu da onları tanrılaştırmak için kullananlar dile getirildi bu ayette. Dolayısıyla insanoğlu eğer görünmeyen varlıklardan bir zarar göreceğini düşünüyorsa, bu onlara transfer ettiği iradesi sayesinde gerçekleşiyor. O halde Allah'ın kendisine emanet ettiği iradeye ihanet etmesin. İrade emanetine ihanet eden bu ihanetin cezasını görecektir. Rabbim her tür emanete sadakat gösterenlerden kılsın. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.